Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz günlerde F1 2020 indirime girdiydi. Ben de 2019'u oynuyordum da 2020'yi oldukça fazla methettiler. Daha kolay, daha rahat oynanıyor diye. Hazır indirimdeyken alayım dedim. Kendime bir takım oluşturdum. Onunla işte bir kariyer yapacağım. İki tane yarış yaptım. 2019'da %20 zorluk seviyesinde oynuyordum. O da tadı çıkmıyordu. Bir türlü de değiştiremedim. Onu %20'nin üzerine çıkartamadım. Çünkü o seçenek aktif değildi. Gri görünüyor. Değiştirilemiyordu. Şimdi 2020'de %50 zorluk derecesinden başladım kariyere. Fakat bu kariyer yarışı değil. Bu çok oyunculu için haftalık etkinlik. Yaklaşık yarışın bitmesine 6 tur kala başlıyor bu. Önde 9 tane araç var. 8 tane araç var. Bunları geçip podyuma çıkmak gerekiyor görevi tamamlayabilmek için. Yani birinci ya da ikinci ya da üçüncü olmak gerekiyor. İlk başta bunu daha önce bu yarışı yapmış sıralamaya girmiş arkadaşlara baktım. %100 zorluk seviyesinden başlayıp yapmışlar var. Ben de %100'den başlayayım dedim. Yemedim maalesef. Çünkü en arkadaki arabaya bile yanaşamadım. Yani bırakın geçmeyi bir tarafa, yaklaşamadım bile arabalara. Virajlarda çok iyi olmak gerekiyor. Ondan sonra %90'a düştüm. Yine olmadı. %80'e düştüm. 8-10 kere denedim. En fazla 5. olabildim. %70'e indirdim. 3. olabildim. Ondan sonra %60, %50, %40 denedim. Onlarda 1. oldum. Sonra %70 tekrar denedim. Bu son denemelerim bunlar. Bu 3. deneme en son 70'te yaptığım. Bunda 2. oldum. Fakat gerçekten çok sıkıntılı. Bu 2019'da olmayan bir şey var 2020'de. Şu yol kenarındaki bu kertleri ya da çizgileri biraz aşıp çimene dokundunuz mu 3 saniye cezayı kilitliyor oyun hemen. Zaten arkadaki araçlarla 1-2 saniye bir fark oluyor. Dolayısıyla bir kere ceza aldınız mı 3-4 sıra birden geriye düşüyorsunuz. O yüzden virajlarda çok tedbirli davrandım. Bir de ben kokpitten oynadığım için tekerleklerin nereye bastığı tam olarak görünmüyor. Kenarlara fazla yaklaşmadan virajları dönmeye uğraştım ama bu sefer de gerçekten çok zor oluyor arabaları yakalamak. Bir de virajlarda çok iyi olmak lazım. Düzde, yani düz yolda böyle sürat yapabildiğiniz yerlerde hani bir arabayı yakalayıp geçerim falan dersen hayal olur. Yaklaşmıyorsunuz bile arabaya. Ancak virajlarda çok iyi viraja girer ve çok hızlı çıkabilirseniz virajlarda kazanacağınız zaman arabaları geçmeniz için size fırsat veriyor. Yoksa arabaları geçmenin imkanı yok. Şimdi bu F1 2019'da 2020'yi oynadığında tabi bu bir oyun. Bunda kaza yapmıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Yapsanız da yani kaza yapmıyorsun derken oyunda kaza yapıyorsunuz ama gerçek hayattaki gibi hayatınızı riske atacak ya da malınızı riske atacak herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece biraz siniriniz bozuluyor, canınız sıkılıyor o kadar. Fakat şu yarışları gerçekten bu arabalarda yarışıp da bu yarışlara katılan adamları hakikaten tebrik etmek lazım cesaretlerinden dolayı. Arabalarda korkunç bir hız var. Yani şimdi şu anda 260 km, 270 km'ye geldi araba. Düşünün 270 km'den bir anda 60 km'ye, 70 km'ye düşüyorsunuz. Yani arabada en ufak bir hata, virajda yapacağınız en ufak bir hata, diğer araçlara dokunmanız bile büyük bir kazaya sebep olabilir. Yani adamların canı gerçekten tehlikede aslında bu yarışları yapan adamların. Her ne kadar araçlar güvenli olsa da. Fakat oyun gerçekten çok keyifli. Biraz da becerebilseydim oyunu. Yani şu virajlarda tabi biraz zaman istiyor bu. Oyunda ben de çok
çok eski sayılmam. Çok eski derken aslında eski bile sayılmam. Yani çok eskiyi bir tarafa bırakın. Hep topu 40-50 tane yarış yapmışlığım vardır. O da oyuna alışmak için yeterli değil. Bir de dediğim gibi kokpitten sürünce bir televizyon kamerası da var aslında. Arabayı dışarıdan görüp sürebiliyorsunuz. Orada yani manevra yapmak biraz daha kolay. Hani ne zaman dönmeniz gerektiğini kestirebiliyorsunuz. Bu kokpitte öyle değil. Bir de bu önlerinde bir şey var bunun. Güvenlik için konulan şu çerçeve gibi şey görüşü tamamen engelliyor. Bu haftalık göreve ilk başladığında yani 100 zorluk derecesinden başladığında öndeki arabalara yetişeyim de virajlarda tabii hep acele etmek zorunda kaldım. Artık illallah ettim yani. 3 saniye ceza, 3 saniye ceza, 3 saniye ceza. Yarış bittiğinde 24 saniye, 25 saniye ceza ile bitiyordu. Tabii en sonuncu oluyorsun çünkü o kadar arkada kalmış araba yok. Yavaş yavaş alıştım ama dediğim gibi %70'in üstünde benim harcım değil henüz. Şimdi %40 seviyesinde, %50 seviyesinde falan oynarken bu arabalar virajdan bu kadar hızlı çıkmıyorlar. Yani viraj çıkışında arabayı kolayca yakalayabiliyorsunuz. Fakat bu %70'in üstüne çıktıktan sonra artık arabaları viraj çıkışında yakalamak mümkün değil çünkü normalde benden hızlı çıkıyorlar arabalar virajdan. Yani viraja daha iyi giriyorlar, daha hızlı çıkıyorlar. Bir tek şu az önce geçtiğimiz U viraj var. Orada işte biraz avantaj sağlayabiliyorum. Evet, ikinci olduk. Tur daha olsaymış aslında birinci olacakmışız da maalesef 6 tur. Dışarıdan yani kokpitin içinden çok belli olmuyor ama dışarıdan baktığınız zaman aslında araçların ne kadar hızlı olduğunu görebilirsiniz. Fakat eğer hız tutkunuz varsa, hızlı araba kullanmayı seviyorsanız hiçbir tehlikeye girmeden bu oyunda şansınızı deneyebilirsiniz. Daha önceki bir videoda da söylemiştim. Ben otomatik vites oynuyorum bunda. Çünkü benim vitesler bozuk. Yani vites olarak kullanabileceğim tuşlar bozuk. Otomatik vitesle oynuyorum. Aslında manuel oynayabilseydim çok daha iyi olacaktı. Onda arabanın gücünden tam olarak yararlanma imkanı da vardı da bunda maalesef yok otomatik viteste. Ama öyle bile olsa otomatik viteste bile oynasam yine de keyif alıyorum. Muhtemelen siz de büyük keyif alırsınız. Dirt Rally gibi oyunları otomatik viteste oynamanın hiçbir tadı yok. Onlar da tat vermiyor. Yani dereceye girmek falan çok zor onda otomatik viteste. Ama bu oynanabiliyor. Hatta klavyeyle de oynayabiliyorsunuz. Oyun konsollarının bu oyun kolları var. Joystickler. Onlarla da oynanabiliyormuş bu. Gerçi ben her ikisini de denemedim. Yani joystick'i de denemedim. Klavyeyi de denemedim. Ama onlarla da oynayanlar var. Ve oldukça da başarılı oynuyorlar. Fakat oyunun sesi bile yani şu atmosfer bile müthiş bir şey ya. Korkudan virajları düzgün de dönemedim.
Dediğim gibi şu çizgileri biraz taşınca ya da işte şu kertlerden biraz taşıp çimenlere biraz bası verdiniz mi? 3 saniye zaman cezası veriyor oyun. 2019'da böyle değildi. 2019'da gene ufak tefek taşmalara ceza vermiyordu. Fakat bu 2020'de berbat olmuş bu. Yani en azından acemiler için böyle. Tabii deneyimli oyuncular için sorun yok da. Bir de dediğim gibi kokpitten oynayınca tam da görünmüyor. Ya da ben acemi olduğum için bana öyle geliyor, artık bilemiyorum. Ya şimdi bir de bu oyunda ben mesela asistler açık, fren asistleri kapalı da bu sürüş asisti açık oynuyorum. Eğer onu da kapatırsanız şu virajlarda bu kertlerin üzerine falan çıkıp da yanlışlıkla bir de gaza maza dokunursanız geldiğiniz tarafa dönüveriyor araba. Tabii gerçek hayatta bizim gibi asistler olmadığı için yani sürücülerin işinin aslında ne kadar zor olduğunu anlayın. Adamlar herhalde 60 tur, 70 tur yapıyorlar yarışlarda. Herhalde yarışlar bittikten sonra 24 saat uyuyorlardır yorgunluktan. Çünkü 12-13 tur bile oyundayken bile müthiş yoruyor insanı. Yarışı yaptıktan sonra böyle oyunun tekrarını izlemek, yani kendinizi izlemek bile son derece keyifli aslında. Hani bu çok başarılı bir yarış değil ama benim gibi bir acemi için iyi. Yani her virajda yaklaşık bir 200-300 milisaniye kazana kazana gidiyorsunuz. Öyle bir şey ki yani bir yarım saniye kaybettiğinizde arkadığınızdaki araç geçip gider yanınızdan.
Evet arkadaşlar. İyi günler, sağlıklı kalın, hoşça kalın.